Sevgili arkadaşlar, şöyle birkaç gündür hiç kütüphaneden çıkmadığım için hazır, sakallarım da epey bir uzamış, bir eşkıyaya dönüşmüş iken size Eşkıya Tepesi'nde Uludağ'ın kadim eşkıyalık tarihini anlatayım. Bakın hemen karşıda Bakacak Tepesi'ni görüyorsunuz. Yan tarafında Kadıyayla Sarıalan istikametinin güzel bir manzarasını görüyoruz. Ve Eşkıya Tepesi'nde çok güzel bir rüzgar esiyor. Şöyle mikrofonu taktım. Umarım size sesim rahat ulaşıyordur. Kıymetli dostlar, neredeyim? Abdal Murat'tan yukarıya doğru yürüme yoluyla yaklaşık 20 dakika, yarım saat mesafede ulaşabileceğiniz Eşkıya Tepesi'ndeyim. Buraya araçlarınızla da ulaşabilirsiniz. Nereden? Hemen Uludağ'a çıkan meşhur Uludağ yolunun İnkaya Çınarı ile meşhur İnkaya Köyü'nü hatırlayınız. İnkaya Köyü'nü geçer geçmez bir Yiğit Ali Köyü vardır. Zaten bugün size anlatacağım hikayelerden biri de Yiğit Ali'nin hikayesidir. Ve bu Yiğit Ali Köyü'nden bir toprak yol buraya kadar sizi getirebilir. Burası çok güzel bir yayladır ve Eşkıya Tepesi adıyla anılıyor. Hemen yan tarafımızda da size yine çok güzel bir Eşkıya Çeşmesi'ni göstereceğim. Tarihi bir çeşme. Yaklaşık 100 yıllık, 1933'te buraya yaptırılmış bir çeşmenin hikayesini de anlatacağım. Ancak kronolojik bir ilerleme takip edelim. Ben size önce kadim dönemde, antik zamanda Uludağ'ı eşkıyalar nasıl mesken tutmuştu, bunu biraz anlatayım. Değerli dostlar, insanlar şöyle çok kolay ağaçların arkasına sığınabildikleri için, kolay bir şekilde devlet güçlerinden kaçabildikleri için kanun kaçakları, haydutlar kendilerine özellikle sığınma yeri olarak dağları seçmekteydiler. Strabon 2000 yıl önce bize diyor ki Uludağ'ın çok meşhur bir eşkıyası vardı. Kleon adında bir adamın burada Kalidyon adı verilen bir kalesi vardı ve bu kanun kaçağı etrafına kendisi gibi eşkıyaları da haydutları da toplamış ve çok güçlü bir konuma erişmişti. Öyle ki devlet yetkilileri artık kendisini zapt edememekteydiler. Bu dönemde pek çok eşkıyalık hadiseleri kayıtlara geçmeye başlamıştı. Örneğin bir defasında kentin polis teşkilatının yüksek statüye sahip memurlarından bir tanesi öldürülmüştü ve eşkıya yine dağa kaçmıştı. İşte bu dağa kaçan eşkıyaların Strabon döneminde en meşhur olanı Kleon. Kleon burada Kalidyon adı verilen bir kale kurmuş ve etrafına da kendisi gibi haydutları topladığı için artık devletin baş etmeye güç yetiremeyeceği bir çete oluşturmuştu. Bunun üzerine Kleon akıllıca bir hamle yaptı ve ne yaptı biliyor musunuz? O dönemde imparator olan milattan sonra 27'li yıllar. Yani milattan sonra 1. yüzyılın hikayesini anlatıyorum şimdi size. Julius Caesar için bir şehir kurdu. Arasını imparatorla iyi tutarak kendisine mülk verilmesini de istiyordu ve artık kanun kaçağı olmak yerine buralarda bir imparator gibi, bir vali gibi hükmedebilmek, hükmünü geçirebilmek istiyordu. Bu sebeple arasını Julius Caesar'la iyi tutarak onun için Ankara yakınlarında yine kendi egemenliğini sürdürebildiği Mallıhan yakınlarında Juliopolis adında bir şehir kurdu. İmparator bundan çok hoşlandı ve kendisine tabi olacağını görünce bu hayduta, Kleon adındaki bu eşkıyaya topraklar verdi. Ve dedi ki madem ki bununla baş edemiyoruz en iyisi bunun gücünü, bu eşkıyanın gücünü kendi gücümüze katalım. Böylelikle artık bizim adamımız olsun. Ve Kleon kendisine artık topraklar verilen bir Roma valisi gibi hükmetmeye başladı. Hükmettiği yerlerden biri de Pontos Comana idi. Bu da Tokat civarında tapınağı ile meşhur bir şehir. Buranın da egemenliği kendisine verildikten sonra bir ay kadar sonra öldü. Neden öldüğünü Strabon diyor ki rahipler şöyle açıklarlar. Kendisi domuz yasağını çiğnedi. Şehre, o bir tapınak şehir olduğu için şehre domuz sokmak yasaktı. Domuzu soktu. Domuz yeme yasağını da çiğnedi. Bu sebeple de tanrıların gazabına uğradı ve Kleon öldü. Tarihte karşımıza çıkan Uludağ'ın ilk büyük eşkıyası bu. Bugün Kalidyon Kalesi'nden günümüze ulaşmış bir harabe yok. Fakat 2000 yıl boyunca Uludağ ve civarı hala nasıl eşkıya tarafından, haydutlar tarafından mesken tutulabilmiş. Gelin size bunun hikayesini bir kitabe üzerinden anlatayım. Kıymetli dostlar, bu alanda Eşkıya Tepesi'nde Abdal Murat'a doğru inmeye başladığımızda hemen yan tarafta çok güzel bir çeşme karşımıza çıkar. Bu çeşme devasa bir çınarın altında kurulmuş bir çeşme. Hikayesi de Yiğit Ali Köyü ile alakalı. Şöyle bir hikayesi var. Atatürk'le de ilgili bir hikayesi var aslında. Bu hikayeyi kısaca anlatayım size.
Eskiden değerli dostlar, bugün hemen yan tarafımızda bulunan Yiğit Ali Köyü'nün adı Çongara Köyü'ydü. Ve bu Çongara Köyü Bursa şehir merkezinden Uludağ'ın dağlık bölgelerine giden yol üzerinde bulunduğu için Uludağ'ın batı taraflarını mesken tutmuş olan haydutların sürekli saldırısına uğrayan bir yola sahipti. Buradan posta memurları geçerlerken, tabii o dönemde bazı postaların içinde, zarflar içinde para olduğunu falan da düşünüyorlar haydutlar ve bazı araçlara saldırıyorlardı. İşte 1932 yılında bir olay meydana gelmiş. Bu olaya göre Atatürk'ün de Bursa'da olduğu bir sırada bir jandarma erini öldüren haydutlar tam bu Uludağ yolunda, yani Keles Orhaneli tarafına giden yol üzerinde ne yapmışlar? Bir jandarmayı öldürdükten sonra posta arabasını soymaya başlamışlar. Bu esnada Yiğit Ali Köyü'nden, Çongara Köyü'nden bir Ali ismindeki genç delikanlı odun toplamak için dağa çıkmış ve tam dönerken bu jandarmayı öldürdüklerini görünce de hemen elindeki sopayla bu haydutlara müdahale etmiş. Haydutları dağıtmayı başarmış fakat kendisi de o esnada şehit olmuş. Atatürk Bursa'da bu haberi alınca çok sinirlenmiş ve demiş ki o haydutları derhal bulun, idam ettireceğiz. Ve haydutlar aranmaya başlamış. Atatürk demiş ki o ölen delikanlı için bu köyün adını değiştirelim ve Çongara Köyü'nün adı Yiğit Ali Köyü olmuş. İşte Yiğit Ali adını bu Ali ismindeki delikanlıdan almış. İşte şimdi size şu ağacın altında göstereceğim çeşmede Yiğit Ali'nin ismi var ve onun adına bu çeşmenin yapıldığını göreceğiz. Aynı zamanda şunu da belirteyim ki 1933 yılının gazete küpürlerine o haydutların yakalandıktan sonra bizim Heykel Meydanı'nda, yani bugün Heykel'de biliyorsunuz orada devlet binalarının, vilayet binalarının olduğu alanda şehrin en merkezi meydanıydı. Bunu, bugün Atatürk'ün heykelinin olduğu yer. İşte orada bu haydutların idam edildiğinin fotoğrafları vardır. İdam edilmiş böyle 4 tane dar ağacında asılmış olan haydutlar orada cezalarını çekmişlerdir, idam edilmişlerdir. O dönemde idam var. Şimdi onun çeşmesini size göstereceğim. Burada şimdi abilerimiz gelmişler, alem yapıyorlar. Şimdi onlara da bir bakacağız. Çeşmeyi oradan çünkü göstermek zorundayım size. Ve aynı zamanda size Püskülsüz İsmail'in de hikayesini bu esnada anlatayım. Kıymetli dostlar, Uludağ'ın ve Bursa çevresinin en meşhur eşkıyalarından bir tanesi de Püskülsüz İsmail idi. Püskülsüz İsmail kimdir? Kendisi bir zamanlar namazgah ile Bursa Ovası'na doğru bakan bir yerde evi olan fakat bazı adi suçlar işlemiş olan bir vatandaş. Zamanla suçlarının cezasını çekmemek için dağa çıkıyor, dağa kaçıyor ve kendisi artık aranmak istemediği için, şehirde yakalanmak istemediği için kendisi gibi dağa kaçan haydutlarla birlikte bir çete oluşturuyor. Fakat bu Püskülsüz İsmail özellikle Kurtuluş Savaşımız yıllarında Bursa'nın Yunan işgalinden kurtulması esnasında çok önemli bazı işler yapmış. Bu işleri bize biri anlatıyor. Kim anlatıyor? Ziya Şakir anlatıyor. O dönemin hem kendisine resmi idari görevler verilen bir yöneticisi hem de daha sonra yazılarıyla ve kitaplarıyla meşhur olacak olan Cumhuriyet döneminin erken zamanlarının meşhur bir gazetecisi. Ziya Şakir'in Püskülsüz İsmail ile ilgili anlattığı yazılar bugün kitaplaştırıldı. Kitabını bulabilirsiniz. Kitabının adı da şu: Bursa'yı iki gün idare eden eşkıya Püskülsüz İsmail. Şimdi bu adı neden vermişler? Çünkü o dönemi yaşayanlar anlatıyorlar. Diyorlar ki işgalden kurtulurken Bursa o dönemde yukarıdan Maksim taraflarından dağdaki eşkıya çeteleri de Yunanlıları kovaladı ve Yunanlıların ayrıldıkları şehirlerde yaptığı bir şey vardı. Bize yar olmuyor, ellere de yar olmasın derler ve şehri ateşe verirlerdi. Fakat Yunanlılar ateşe veremeden Püskülsüz İsmail'in ve çetesinin güçlü bir harekatı sayesinde Yunanlar hızlı bir şekilde buradan çekilmek zorunda kaldılar ve böylelikle şehir yanmaktan kurtuldu. Ve şehir o dönemde
gerçek idarecileri gelinceye kadar da 2 gün püskülsüz İsmail'in idaresi altında kaldı. Bu yüzden 2 gün Bursa'nın valiliğini yaptı. Yani bakın Uludağ'ın, Bursa'nın belki bir kaderi gibi de düşünebilirsiniz. Burada eşkıyalar bir dönem dağa çıkmışlar. Daha sonra da yönetimde etkili olmuşlar. Tıpkı tarihte Kleon'un olduğu gibi püskülsüz İsmail'in de bu özelliğini görebiliyoruz. İşte şimdi size az önce hikayesini anlattığım Yiğit Ali'nin de kitabesini burada göstereyim. Afiyet olsun. Sağ ol kardeşim. Şimdi burada arkadaşlar bakın İbrahimoğlu Yiğit Ağa'nın hayratıdır. 1833 görülse de bakın asıl şurada bir kitabı size göstereyim. 1933'te İbrahimoğlu Yiğit Ali Ağa'nın hayratıdır diyor. Bu doğru tarih olmalı. Çünkü o hadisenin gerçekleştiği yıl, Yiğit Ali'nin yaşadığı yıl 1932-33 yılları. Bu çeşmede ondan sonra yaptırılmış olmalı. Dolayısıyla oradaki 1833 hataen yazılmış olmalı. Doğrusu bu. 6 Haziran 1933. Bu da gerçi biraz 8'e de benzemiyor değil ama hadisenin yaşandığı tam tarih 1933. Eşkıyalar tarafından şehit edilen İbrahimoğlu Yiğit Ali. Burada bakın devasa bir çınar da var. Çınarı da size göstereyim. Şöyle. Ben de korunuyorum. Öyle misin? Evet. Öyle mi? Evet. Doğru tarih 1933 olacak değil mi abi? 1883. Ama 1883. Şöyle anlatılır ya hani Atatürk gelmiş demiş ki Çonkara'nın adını Yiğit Ali yapın. Atatürk emrettiği için 1933 olmalı diye düşündük. Köyde yaşayan bir tane bu. Çoban. Evet. Şimdi yukarıda onun hikayesini anlattım ama yanlış biliyorsam düzeltin lütfen. Size sormuş olalım. 1883. 1883. Evet. Acaba şey olmuş olabilir mi? Daha önce bu çeşme yapılmış. Daha sonra belki hani ismi belki değiştirilmiştir çeşmenin. Öyle bir şey olabilir. Bu taş, şu taş çok eski. Aynı zamanda yazılan bir taş. Eyvallah. Hayvanların, kuşların, kurtların. O sonradan yazılan taş. Ama burası en eski eşkıya zamanında öldürülen kişinin varislerinden biriydi. Bu eşkıyalarla ilgili abi bilinen böyle hikayeler var mıdır anlatılan? Eşkıyalar geliyorlar işte bu köyün... Bir saniye abi şu mikrofonu hemen çıkartayım. Daha duyuyorsun. Bu eşkıyalar geliyorlar işte burada çobanlık yapıyormuş Yiğit Ali. Evet. Tamam mı? Bunun geliyorlar burada öldürüyorlar. Bu şekilde yani anısı var zaten. Buraya çeşmesi yapılıyor. Yani. Eyvallah. Yani. Ben de şöyle bir şey okumuştum. Onu yukarıda paylaştım. Atatürk de o esnada Bursa'daymış. Yiğit Ali o eşkıyalarla mücadele ederken sonradan veriyor. Mücadele ederken öldürüldüğünü görünce demiş ki o Çongara köyünün adını Yiğit Ali'nin adını verin demiş. Sonradan geliyor. Ondan sonra oradan geliyor yani. Tamam. Yani, yani. Sen onun torunu mu oluyorsun abi? Varislerinden, torunlarından yani. Eyvallah. Şimdi artık Çongara adı kullanılmıyor değil mi? Çongara yerine Yiğit Ali kullanılıyor. Eyvallah. Şimdi yedik abi. Çok teşekkür ederiz. Size afiyet olsun. Çok teşekkür ederiz. Yukarıda biz de şimdi dostumla yürüyüp geldik. Size afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Evet. YouTube videosu çekiyoruz abi. Tamam. Benim torunum da YouTube'larda oynar. Eyvallah. Şu çınarı da çekelim abi. Müsaadenizle hemen. O zaman ekiliyormuş çınarı zaten. Arkadaşlar şu devasa çınarı da size göstermiş olayım. Bakın abiler 1933'ten daha önce olduğunu 1833 ya da 1883'lerden bu çeşmenin kaldığını söylediler. Olabilir. Ben çeşmenin dediğim gibi 1933'teki o Yiğit Ali hadisesinden sonra yapıldığına dair çok okuma yaptığım için o şekilde biliyorum. Ama merak eden dostlarım tabii biraz daha araştırarak belki daha doğru bilgiye de ulaşabilirler. Ama Uludağ'ın her halükarda bu kadim tarihinin eşkıyalarla ilişkili olduğunu anlayabiliyoruz. Bakın size geldiğimiz yolu da göstereyim. Hemen şuradan görmüş olduğunuz toprak yolu takiben aşağıya doğru indiğinizde şeye kadar gidebiliyorsunuz. Abdal Murat'a kadar. Sevgili dostum senin söylediğin şeyi unuttum. Bu arada sevgili kardeşim Samet Altıntaş bizimle birlikte. Eyvallah. Nallıhan'da da bir eşkıya var. Hani Julyopolis'te Nallıhan'ı andık. Evet. Onu ben sen anlatırken aklıma geldi Ömer. Şöyle bir durum var. Ben Nallıhan'a gittim de buranın ismi nereden geliyor diye sordum. Oradaki yaşlı amcalar dedi ki Köroğlu buraya gelmiş. Hmm. Hanı görüyor musun dedi şehir merkezinde. Evet buraya atının nalı düşünce onu alıp kapıya asmışlar. Nallıhan o izafet de oraya demişlerdi. Dolayısıyla Köroğlu da bir eşkıya olduğu için eşkiyalarla bir bağlantısını daha yakalamış yani olduk. Nallıhan, Ankara, Bursa, Uludağ hep böyle bir bağlantı var zaten tarih Eyvallah. Boyunca. O da güzel bir ayrıntı oldu bizim için. Evet çok teşekkür ederim dostum. Bu arada şey çok ilginç yani
Burada hükmeden kalesi olan Kleon öyle demek ki hakimiyet sahasını geliştirmiş ki Bursa ile Ankara arası kaç kilometre olmasına rağmen geniş bir arazi. Nallıhan'a kadar hükmünü sürmüş evet. Demek ki. Bu da oldukça enteresan bir durum. En sonda zaten Tokat civarına kadar hakimiyet sahası genişlemiş. Evet kıymetli dostlarım, şimdilik size bu güzel Bursa manzarasından selam ediyoruz. Hoşça kalınız. Selametle.